Evet canlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Devam edelim. Evet hayatım. Bir videoyla daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız. Bugün hemen bakıyorum hangi burca bakacağım diye. Yay burcuna özel tarot açılımımızı açalım. Hepinizi ellerinden gözlerinden öpüyorum. Evet. Yani büyüklerimin ellerinden, ayrıca da gözlerinden ne var? Ben büyüğümün gözünden öpemem mi? Diye içine içine. Gözden öpsen ayrılık demekmiş, biliyor musun? Ya. Ha? Gözden öpme. Kim öyle der, öyle derler çünkü. Atalarımız mı demiş? Atalardan tabii canım. Ben mi diyeceğim? Atalarımız. Duymadım bir şey, hiçbir zaman söylemem. Duymadım şeyi. Atalarımız dediyse vardır bir orada bir şey, o yüzden demiştir. Mutlaka vardır bir şey. O yüzden evet, dinleyelim. Evet, gerçekten. Öpmen çocuktan falan derler. Evet canlarım. Küçüklerimizin de yanaklarından öpüyorum o zaman. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Yay burcuna özel tarot açılımımızı, tarot falımızı açalım diyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız 10 numara 5 yıldız olur diyorum. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler ya yorumlar kısmından bizi ulaşsın ya da direkt Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden direkt bize ulaşsın diyorum canlarım. Biraz hızlı konuşuyorum ben de. Çocuğum bir yapmış geliniz. Bu kadar haklı kimse de yok. Allah aşkına maşallah. Güzel çocuğum benim. Ne var? Seviliyor. Maması önünde. Tuvaleti temizleniyor. Poşetler gibi bakılıyor. Çocuklar gibi seviliyor. Bundan çok sevileni yoktur vallahi dünyada. Evet. Badem. Anladığınız gibi badem. Bizim yavru çocuğumuz, bizim yavrumuz o bizim. Evet. Yani bir yatışı var. Yay burçları. Ne oldu size ya? Yay burçları, yay burçları. Dikkatli olun. Ne oluyor lan? Bildim zaten. Yay burçları. Çok dikkatli olun. Mutlaka sonuna kadar dinleyin. İyi şeyler de çıktı, kötü şeyler de çıktı. Çok dikkatli olun diyorum. O yüzden. Dinleyin. Önemli şeyler var. Özellikle sonuna kadar dinleyin ki daha farklı farklı kartlar arayacağım. Lütfen lütfen dikkat edin. Belki ne düzgün çıkar belki. Yay burçları. Hayatınıza yenilik gelecek. Fakat adım atmaktan neden geri duruyorsunuz? Neden ben başaramam, edemem, olmaz, vırt zırt diye kendinizi geri çekiyorsunuz? Yay burçları yapmayın. İlk adımı atmanız gerekiyorsa atın. Ya çünkü kötü bir şey, adım atmanızda kötü bir şey yok. Ama aşk ilişkinizde eşiniz, sevginiz, dostunuz, nişanlınız, her kimse bir adım atmanızı bekliyor olabilir. Fakat sizin bu ilişkiniz pek hayırlı bir ilişki değil. Oraya geleceğim. Bekleyin. Yay burçları çok heyecanlı, yaratıcı, özgür, kendinizden eminsiniz. Fakat bu kadar kendinizden emin olmayın. Neden bunu söylüyorum? Emin olun ama içinde ol kardeşim. Dışına yansıtma fazla. Neden? Bir yansıtırsın, iki yansıtırsın, kem gözlerden çatlarsın, patlarsın, kıskanılırsın, nazara gelirsin. Bakın nazar adamı devirir. Kem göz adamı yıkar. Anlatabiliyor muyum? Yani malınız, mülkünüz, sevgiliniz, eşiniz, dostunuz, çocuğunuz, çoluğunuz hayırlıdır, çok iyidir, muhteşemdir. Veyahut da çok başarılısınızdır. En önde siz gidiyorsunuzdur ama bunu doğru, biraz doğru. Geride yaşayın. Öyle bir nazar vardır ki vallahi bak anlatayım mı? Teyzem var ya, bak teyzem vardır benim. İnek aldılar. O zamanlar da inekler böyle bu Alapu Mantufan inekleri yeni geldi. Bizim köylere. Mantıvan. Böyle Allah. Ama deve gibi Mantıvan. İnekler yani. Çok güzellem. Hani sözüm yapanı. Akşamleyin kamyona bütün köylü toplandı. 5 denemle 6 denemle indirdiler. Ama ne inek ya. Deveyle yarışırlar. Bak gerçekten. Köylü gördü. Köylü böyle toplandı. Allah sizi inandırsın. Yalanım varsa kör olayım.
sabaha kadar iki deneme, üç deneme inek yatmış kalmış. Ölmüş, ölmüş gözden. Sen ne diyorsun? İşte. Ölmüş yani. Ama denizden mahvoldu, mahvoldu böyle. Olmaz mı ya? Yandı çıktı gitti vallahi bak. Canı hem yani, can, hem para, hem mal. Ha, küçük baş olsa ayrı bir şey. Bir de inek ya, büyük, kocaman inek de beni yarışır diyorum o kadar. Köyde bir taneydi ya. Evet. Bir daha ilk gelen ineklerden. O yüzden dostlarım, hani dışarı çıkarken besmele, 21 besmele çekin. Evinize girerken 21 besmele çekin. Gözden, nazardan uzaklaşırsınız. Tamam mı canlarım? Evet. Sizin bu gözünüz, nazarınız özellikle böyle kendinizden emin olmanız, elinize aldığınız işi başarabilmeniz, yapabilmeniz. Tabii. Hiçbir ortamda yabancılık çekmemeniz gibi gibi her şeyden kıskanılıyorsunuz. Özellikle de hayatınızdaki kişiden dolayı biraz mantığınızı kullanıyorsunuz. Biraz kalbinizi kullanabilirsiniz canlarım. Neden size öyle söylüyorum? Şu an Fatma, kalbimi kullanıyorum ama beni rahatsız eden şeyler var diyorsun. Ben duyuyorum seni buradan. Tabii. Çünkü kartında da görüyorum. Kalbin, yani hayatındaki kişi, kalbindeki kişi, sevgilin, eşin, dostun, nişanlın, sözün kimse. Cicim ayları var, romantik günler var fakat aldatma var. Anlatabiliyorum değil mi? Tabii. Bir aldatma var ama sen o kadar çok bağlısın ki buna. Gerçekten kendi kendine vesvese vermek, baştan çıkarmak, yasak olanı istemek gerçekten belki de evli olan birisini istiyorsun da olabilir. Veyahut da sen evlisindir, yasak bir ilişkide de olabilirsin. Veya karşıdaki evlidir, sen bir yasak ilişkisindir. Yani ortada ne var biliyor musun? Yasak bir ilişki var. Yasak olanı istemek var. Baştan çıkarmak var. Çünkü kendinizi karanlıkta kalmış hissediyorsunuz ve bir çıyana, yılana sarılmaya çalışıyorsunuz. Bunu yapmayın. Aslında yay burçları çok ilham, umut ışığı, bereketli insanlarsınız. Sadece tek istediğiniz şey huzur bulmak, iyileşmek, yenilenmek. Fatma, benim hiç mi hakkım yok huzurlu olmaya diyorsun? Herkesin hakkı var huzurlu olmaya, iyileşmeye, düzgün bir hayatı olmaya, etrafında iyi insanlar olmaya. Ama insanoğlu nedir? Çiğ süt emmiştir. Herkesin hayatında vardır bir yılan çiğen diyorum. Akrebin şeyden, denizden geçerken yeşil sokuyor gibi. Evet. O yüzden canlarım yapacak bir şey yok. Dik durmayabileceksiniz. Dostlarım, tam bir şeyleri yüzüyorsunuz, yüzüyorsunuz, kuyruğuna geliyorsunuz, fışt bitiyor. Neden? Bunu siz öyle mi? Çünkü nasibiniz kapalı. Nasibinizi açmak lazım. Yazın yorumlar kısmında bana çekinmeyin diyorum. Dostlarım, yay burçları. Yay demeyiz. Yay burçları. Etrafınızda iki tane insan var. Yakın arkadaşınız olabilir. Bunlara çok dikkat edin. Çünkü bir tanesi dost görünüp düşman. Bunlarla varınızı, yoğunuzu, çoluğunuzu, çocuğunuzu, her şeyinizi anlatıp paylaşıyorsunuz. Fakat yanında görünen sinsirella bunlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden dikkat edeceğim ona. Çünkü yüzüne girip arkandan fişne füşür yapan her insan. Her şeyinizi anlatmam canlarım. Ne olur anlatmam. Bunu evet. Her zaman söylüyoruz. Dostlarım, yay burçları gerçekten parasal anlamda çok güzel bir kapı açılacak. Üzerindeki kar eriyecek. Fakat o kadar sabit fikirlisin ki, o kadar kaybetme korkusu var ki içinde adım atmaktan korkuyorsun. Bir şeyleri kaybetmekten korktuğun için. Çünkü artık kimseye güven kalmamış. Özellikle de aşk ilişkilerinde gerçekten sadece kalbinin sesini dinliyorsun. Biraz kafanı kullan. Kafanda, mantığında, aklında yatmayan bir şey varsa durdur o işi, beklet, sakinlikle o süreci bir atlatmaya çalış, acele karar verme. Muradına ermek istiyorsun fakat hayatındaki kişi seninle sadece cinsellik düşünüyor. Sen hoş sohbet, muhabbet, o sadece cinsellik. Yani senden alacağı bir şeyler var, o yüzden yanında diyorum. Zaten sürekli aranızda bir savaş, anlaşamamazlık var fakat kendini savunman gereken durumlarda savun. Biraz daha dayanman gerekiyor. Özellikle aşk ilişkin konusunda. Çünkü çok sırtından bıçaklanmışsın. Acısan, iflas, çöküş, dibe vurmak, sırtından yara almak. Yani hayatına gelmeyen, başına gelmeyen kalmamış. Fakat direnç göstermek zorundasın.
Ben de diyorum bu yüzden gençler evlenirken ailenizle kapınızı kapatmayın. Olur mu? Dönüp gelip kapınız olsun, dönüp girebileceğiniz kapınız olsun, anne baba diyebileceğiniz bir kapınız olsun, kardeşlerim diyeceğiniz insanlar olsun, tamam mı? Öyle. Kapıları kapatmayın. Canlarım, bir evlilik teklifi var. Bir evlilik teklifi alabilirsiniz fakat bu evlilik teklifi biraz hayırlı bir evlilik değil. Lütfen kalbinin sesini dinleyeceksin fakat kalbinin sesini dinlerken lütfen zihnini susturma. Çünkü gerçekten çok kötü bir evlilik bu. Dikkatli ol. O kadar şaşıracaksın ki bu kişinin o yüzü olduğunu gördüğünde ya sende bu yüz var mıydı? Şok olacaksın. O kadar kötü bir insan olacak. Dikkatli ol diyorum. Dostlarım, hayatınızda yay burçları kavuşmak, barışmak istediğiniz, özlem duyduğunuz birileri var. Bunlarla kavuşmanıza az kaldı. Özlem bitiyor, huzur gelecek. Fakat dikkatli olun. Özellikle eskide kalan insanlar bunlar. Eskiye çok bağlısınız. Eskide yaşıyorsunuz. Onlarla kavuşma barışma var. Okey, kavuşma barışma var. Dikkatli olun. Evliliğinizde vicdan yaptığınız olaylar var. Özellikle şu yasak ilişki konusunda söylüyorum. Yasak ilişki konusunda olabilir. Vicdan yaptığınız olaylar var yay burçları. Geçmişte vicdan yaptığınız olaylar var. Yani eskide hayatınızdaki insanlara yaptığınız bir vicdanlar. Yani bir hata var. Onun sonucunda bir vicdan duyuyorsunuz. Yani şöyle olabilir. Aldatmıştır seni hocam. Affetmişsindir. Keşke affetmeseydim. Keşke yapmasaydım. Keşke affetmeseydim. Keşke hayattaki keşkeleri azaltmaya çalış kimse. Kimseniz yani. Öyle ya. İnsan keşke dedikçe bir keşke daha gelir. O keşkeleri dememek için yapmamak lazım. Yay burçları. Söylüyorum. Dikkatli olun. Yay burçları gerçekten hayatınızdaki kişiyi saf ve güçlü bir sevgili istiyorsun. Okey. Cesaret var, huzur var gibi gözüküyor şu an. Senin için hayırlı olduğunu düşünüyorsun ve çok seviyorsun. Lütfen biraz sakinliğe ihtiyacın var çünkü kendine hakim ol, ölçülü ol. Fazla seviyorsan da belli etme. O fazlalığı alır, sen de kullanır. Anlatabiliyor muyum? Anlatabildim buradan. Seni harcar. Lütfen sakin ol, kendine ölçülü ol ve hakim ol. Çünkü sen zaten acı çekiyorsun. Sadece sende sevgi var. Adam çıktı, çok zeki ve değişikliği seven birisi. Sen bencil ve kendini seven, paraya ve lükse önem veren insansınız. Yay burçları. Ama hayatınızda acı çektiğiniz şeyler var. Bazı insanlara çok sabırlı ve tutarlı davranıyorsun. Bazı insanları öyle bir şekilde dese kestirip atıyorsun. Sabır tükenmiş yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden diyorum ki ne? Sevdiğin kişiyi çok sahipleniyorsun. Bunu yapma. Salıvereceksin. Eğer doğru bir insansa zaten senin yanında durar. Sen onu ne kadar sıkıştırırsan sıkıştır. Yanlış kapı deliğinden gene yapar. Anlatabiliyor muyum bunu olayı? Geçmişinde zaten kötü ve üzüntülü olaylar, durumlar yaşamışsın. Mutluluğun habercisi var, mutluluk var. Fakat hayatında bazı şeylerin değişeceğine inanıp tekrar bir şans veriyorsun ama değişmeyecek. O yüzden değişeceğine inanıp da kendini kandırma beyi biliyorum. Yay burçları akıllıdır. Evet. Akıllıdır. Ama işte kullanamıyorlar bazı zaman. Akıllıdır. Lütfen hayatınızdaki insanları şeyle yapın. Kalbinizle okey dinleyin ama mantıklı düşünün. Kafanızla daha çok kafanızı kullanmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Gene sizin kararınız. Yay. Fatma, neden ben emeklerimin karşılığını alamıyorum? Hep çalışıyorum, çabalıyorum, uğraşıyorum ama bir türlü emeğimin karşılığını alamadan geride bırakıp gitmek zorunda kalıyorum diyorsun. Her şeyden kaçıyorsun çünkü bu artık bunalımın getirdiği bir mesafe bırakma isteği. Yani bunalımdan dolayı etrafındaki insanlara mesafe bırakmak istiyorsun. Ama bir yandan da diyorsun ki Fatma, ben istiyorum onu. Bir araya gelmek, buluşmak, karşılıklı görüşmek istiyorsun. Fakat adamdaki tek düşünce yatak. Sen istiyorsun ki Fatma, o kadar çok yorgunum ki. Kafaya toplama ihtiyacın var. Beni dinlesin, beni anlasın istiyorsun. Ama bir yandan da diyorsun ki Fatma, artık çok yoruldum, yalnız kalmak istiyorum. Senin de ne yapmak istediğini sen bile bilmiyorsun.
hayatında korktuğun, endişe duyduğun şeyler var. Başına gelmesinden özellikle çok korktuğun şeyler var. Hayatındaki kişiyi yitirmekten, kaybetmekten korkuyorsun. Gidecek insan bugün gitmesi yarın gider. Bunun nasıl kumaşı değil ki kızım. O yüzden... o yüzden sen onu ne kadar tutmaya çalışsana, gitmek istiyorsa gider yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden fazla kendini kasmayacağım. Yay burçları, sizden bir konuda açıklama istenirse gerçekten özgür ifadenizi özgürce açıklamaya, arzularınızı ve isteklerinizi özgürce açıklamaya bir şey gösterin ya. Çalışın. Beyan etmeye çalışın. Arada hatırı olan insanlar olacak. Sizde hatırı büyük insanlar, büyük bağınız olduğu insanlar olacak. Ama siz üzüntü çekiyorsunuz diye, siz üzüntü çekiyorsunuz. Aradaki insanlar olsa ne olacak? Sen bitmişsin kardeşim. Arada insanlar var diye üzüntüyü, derin üzüntüyü, kederi sen çekme. Fikrini özgürce ifade et. Yanında duracak olan, durağa durmayacak olan gider. Bu kadar basit. Yani. Gerçekten bu kadar basit. Çünkü sen onu bugün tutarsın, 3 yıl tutarsın, 5 yıl tamam, özür dilerim, affedersin, kusura bakma dersin. 10. yıl ne olur seni de sıfırlamış bir şekilde gene gider. Ama ömrüm ne olur? Bitmiş olur. Senin halan senin hayatın olur. Yani. Canlarım, zamanınızı biraz gönüllülük için harcayın. Artık yeter, bu dünyayı fazla düşündünüz yeter. Bu dünya gerçekten düşünmeden hareket etmeyin demiyorum. Düşünün. Tabii. Öyle hareket edin ama fazla da düşünmeye gelmez. Kendine ihanetle başkalarına ihanet arasında sadece bir adım vardır diyor. Yani sen mi ihanet ediyorsun, sana mı ihanet ediliyor? Aslında mesela bir insan, mesela ben birisini aldatırken aslında kendime ihanet etmiş oluyorum, biliyor musunuz? Çünkü tabii, ben tabii. Onu yapacak bir insan değilim. Ben karakterime, ruhuma, kişiliğime, insanlığıma ihanet etmiş oluyorum. Yani kendimi etmiş oluyorum, anlatabiliyor muyum aslında? Doğru. Mesela diyorum, karşındaki kişi seni aldatıyorsa hem sana ihanet etmiş oluyor, hem kendine ihanet etmiş oluyor. Bu yüzden şu adım olayını bir düşünün. Bence de. Çevrendeki dünyayı gözlemle ve içsel benliğini keşfet diyor. Artık çevrendeki insanlara bak, ben ne durumdayım, onlar ne durumda. Şükür edeceğin çok şey var, sabır diyeceğin çok şey var. Ondan sonra ona göre bir adım atarsın. Bakarsın demek ki senden önce birisi o şeyi yaşamış. Bir bak bakalım nasıl gidişat var. Anlatabiliyor muyum? Ve de yay burçları, her yöne büsbütün hizalı gökkuşağı gibi ışık yayıyorsunuz. Şunu demek istiyorum. Herkese hak ettiğini vereceksiniz. Herkese aynı davranamazsın. Hayatta herkes aynı değil çünkü. Bak beş parmağın beşi bir var değil. Herkese hak ettiğini verecek. Senin yanında duracaklar duracak, durmayacaklar gidecek. Yani o aman üzülmesin, o aman kırılmasın, ben çekerim, susarım, ben içime atarım, otururum değil. Çünkü bu sırada ne oluyor? Sen gidiyorsun bu seferde. Ne yapacaksın? Özgürce ifade edeceksin kendini. Duracaklar duracak, durmayacaklar gidecek. Değil mi? Yani nabzı göre şerbet vermeyi bilin, insanına göre laf söylemeyi bilin. Herkese kendinizi yansıtmayın. Herkes siz kadar iyi değildir. Gerçekten. Hı. Yay burcu çok içi temiz biridir ama insanlara da çok çabuk güvenir. Bunu yapma işte. Bunu hiç yapma. Sonra da diyorlar Fatma sen niye güvenme diyorsun? Güvenmediğim ya hata. Bak ne yani, demiş ne atalarımız? Kendi bilebilir aslında bilemiyor. Hayır, atalarımız ne demiş? Ağaca güvenme, gurur. İnsana dayanma, ölür. Heh. O yüzden... Sadece Allah'a dayanacaksın. Bu hayatta sadece Allah ve sen varsın. Sırtını duvara bile yaslama, çöker. Ha, çok da güvenme demiyoruz ama güveniyormuş gibi de yapabilirsin. Temkini elden bırakmazsın, anladın mı? Yani. Temkini elden bırakmazsın. Bana ben güvenenlere bakıyorum. Özel açılımlarda, yorumlarda çok yazanlar var. Fatma güvendim başıma şu geldi. Güvendim başıma şu geldi. Bir kişi, iki kişi de çıkıp demedi ki Fatma ben güvendim de çok iyi bir hayatım var. Vallahi sırtım gözümü kapalı yaslarım diyemiyor. Çok zor. Bana ne diyor biliyor musun? Fatma çok güveniyorum. Diyorum telefonuna gurcukluyor musun? Bakıyorum tabii canım, ona bakmadan olur mu? Hani güveniyordum? Hani güveniyordum? Bana öyle demedi mi? Dedi. Bana diyor ki
Özer açımla diyorum ki, dedim ki ya bir aldatma var, dikkatli ol. Bana yok diyor, çok güveniyorum. O zaman kendinde var. Mümkün değil, ben yaparım o yapmam diyor. Sonra ne dedi biliyor musun? Ne dedim biliyor musun? Telefonuna bakıyor musun dedim, telefonunu kurcukluyor musun? Tabii canım diyor, onu kurcuklamasam olmaz diyor. Bakıyorum tabii diyor. Hani güven nerede burada? Değil mi? Doğru. Hani nerede? Kendinize çalışmayın. Bu zamanda güvenmeyin demiyorum ama sırtınızı ona yaslayacak kadar da güvenmeyin, çökersiniz. Bu kadar ya, nettir. O incidenmiş. Televizyonların olmadığı zaman, telefonların, bilgisayarların olmadığı zamanmış. İnsanların insana güvenmesi. Şimdi televizyonda yedi insanları, telefon bilgisayarda yedi. Güveni, saygıyı, her şeyi yedi bitirdi. Aynen öyle. Doğru mu? Öyle. Eveliydi. Ya birinden ödüş bir şey istemek, birine sırrını vermek, birinden oturup şöyle halli dertli konuşmak. O gerçekten bundan 40 yıl önceydi. Belki de 50 yıl önceydi. Şimdi yok. Bitti. O da yani gidiyor bizim fikirlerinizi ama özgürce ifade edin diyorum. Benim beyanım burada bu. Fikrini özgürce ifade edeceksin. Ama. Mesela diyor ki arkadaşım, hadi dışarı çıkalım. Ona bahane uydurma. Ben dışarı çıkmak istemiyorum. Bitti. Bahane uydurma. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru. Bahane uydurup da kendini sıkma. Ne bahanesi uyduracağım? Ben şimdi çıkmak istemiyorum. Ya ağlamını dağılırsa, küsersek. Ya küsersek küssün. Bitti. Mesela Cemile var, benim arkadaşım arıyor. O küsmez. Ben şey, telefon nereye koyduğumu unutuyorum bazen. Kanka diyorum, ben açamıyorum ya, kusura bakma. Ben görürsem dönersem dönerim, dönmezsem sen bilirsin. Ara beni diyorum, arıyor beni geri. Hiç küsmez. Hah, işte arkadaşlık, dostluk budur. Tabii. Anladın mı hanım? Şimdi anlaşabildik mi? Anladın mı beni? Aferin. Yani kendinizi sıkmayın. Özgürce ifade edin. Kendiniz olmak isteyen olsun, olmak istemeyen. Kapı orada güle güle dersin. Bu kadar basit. Canlarım. Yani şurada ah çekiyorsun ya, bu kadar basit değil diyorsun yani bana. Hayır, o konuda demedim. Ya hayır diyen oluyor, diyen oluyor, diyemeyen oluyor. Onda biz, herkes seninle ben gibi değil. Sizden de hayır diyemez. Ben bir yerine göre her zaman demem. Sen gibi değilim yani. Tabii doğru söylüyorsun. Ay Allah'ım. O kırılmasın, bu kırılmasın derken siz orta yerinizden çatlarsınız da görürsünüz gününüzü. Doğru. O yüzden sana olacağına başınızı razı. Boş bir kız diye. Evet canlarım, rahat dışlarım. Gene konuyu uzattık diyorum. Bir video daha sonra geldik. İnşallah sokağı beğendiniz. Sokağı başladı mı, bırakamıyoruz ki. Beğendiniz, güzel bir fal olur diyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir ve bu dakikalara kadar izlemişsinizdir ve keyif almışsınızdır diyorum. Canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonu basarsanız çok güzel olur diyorum. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak isteyenler ya yorumlar kısmında ulaşsın ya da Ege Anne Kızın Yaşantısı Instagram adresimizden direkt bize ulaşabilirsiniz diyorum. Ve sözü artık anneme bırakıyorum. Ben de çok uzatmadan. Hoşça kalın, dostça kalın. Biz sizleri seviyoruz. Siz de kendinizi sevin canlarım. Hoşça kalın. Yapma.